Ne sağcılıkmış kardeşim, bütün kötülüklerin anası. Ne milliyetçilikmiş kardeşim, bütün kötülüklerin anasıymış. Ya arkadaş, biz size kırmızı mumlu, yani kırmızı dipli mumdan çağrıdan bulunduk. Buyurun gelin bir berber dükkanı kuralım dediniz, ortak bir berber dükkanı kuralım dediniz. Çırak çıktık, sorun yok. Türkiye önce çıksın, biz çırak çıkalım dedik. Bile bile de çırak çıktığımızı ilan ettik. Sorunumuz yok. Ama sonrası, sonrası duraydınız kardeşim. Arkasında duraydınız. Şimdi herkeslere selamlar gitti. Biz hariç. Zaten sadece o yan yana gelmenin bundan sonra tek bir zor olduğunun işaretidir. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum o Cumhurbaşkanlığı döneminde, yani kendini kallavi Türk milliyetçisi olarak tarif edip beni parça pinçik eden bazı muhteremlerin bu herkesin birbirine selam gönderdiği, hiç ayırt etmeden selamlar gönderildiği, eller sallanıldığı bir kongreden sonra nasıl olacak bilmiyorum. Milliyetçilik mi terk edilecek? Hem milliyetçi ola ola hem selam gönderile gönderile o masada nasıl yer alınacak? Onu da çok sıkı takip edeceğiz. O görevde ikinize ait. Benim öyle bir ekspertizim yok. Evet, elbette kurultaylar bir siyasi partinin iç meselesidir. Elbette CHP kendi içinde bir değişim sürecine giriyor olabilir. Elbette bu arkadaşlar sağ ve sağcı antipatisi üzerinden teşkilatlarını konsolide etme arayışında da olabilir. Ama hala daha merak edilen varsa şimdiden söyleyeyim. Bizim için değişen hiçbir şey yoktur. Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Hem de açık, net, sakin ve saygılı bir biçimde kurmuştuk. Üstelik kendimizi düşünerek, partimizi düşünerek değil, Türk milletinin makus talihini değiştirmek için kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez. Milletimizden başka kimse bizi beğenmek zorunda değil. Milletimizden başka kimsenin teveccühü de bizim umurumuzda değil. Biz her şeyi hamdolsun yeterince gördük. İlle de ben diyenleri gördük. Finish çizgisine kadar gelip geriye doğru koşanları da gördük. Parti içi hesapların nasıl da milletimizin taleplerinin önüne koyulduğunu da gördük. Bu nedenle bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Hür ve milli siyasetimizle bezirgen saltanatını da, haram düzenini de, kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız. Bizi yola çıkaran işte budur. Milletimizin emriyle bize iyi partimizi kurduran, memleketi il il, ilçe ilçe, sokak sokak gezdiren, tutmadık el, çalınmadık kapı bıraktırmayan, bize durmayı, dinlenmeyi, yorulmayı yasaklayan azmimiz de, kararlılığımız da, inadımız da işte bundandır. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları, evlatları. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe milletimizin sesini duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Pusulamızdan asla şaşmayacağız. Hakikati aykırmak için gerekirse herkesin huzurunu kaçıracağız. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki
gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın olan anıdır. Hiç şüpheniz olmasın, memleketimize umudu İyi Parti'nin güneşiyle getireceğiz. Memleketimize güveni İyi Parti'nin duruşuyla getireceğiz. Memleketimize değişimi İyi Parti'nin kadrolarıyla getireceğiz. Ve ne olursa olsun Türkiye'nin demokratik milli yükselişini mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun.